Enerjisa günlük enerji bültenini sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 21 Şubat 2023. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Gaziantep'te doğalgaz arzı normale döndü. Deprem nedeniyle doğalgaz arzının kesintiye uğradığı Gaziantep'te çalışmalar tamamlandı. İlin gaz dağıtım şebekesini işleten Zorlu Enerji Şirketi Gazlaş, pazar günü itibariyle faaliyetlerin normale döndüğünü duyurdu. Elektriğin %12'si rüzgardan. Türkiye'de geçen hafta elektrik üretiminin %12.01'i rüzgar enerjisiyle karşılandı. Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği'nin açıklamasına göre rüzgardan en fazla elektrik üretilen gün %19'luk oranda 19 Şubat 2022 pazar günü oldu. Jeneratör nakliyesi yol hasarına takıldı. Teksan Jeneratör Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Ebru Atatuncer, deprem sonrasında yaşanan aksaklıkları değerlendirdi, dinliyoruz. Bütün jeneratör firmaları aslında bu süreçte elindeki bütün desteklerini sağladılar diyebilirim ben. Hani ama tabii ki de çok büyük bir alan, çok büyük bir bölge. Her tarafa yetebilmemiz mümkün değil ve tabii ki de ulaşamadığımız, afet durumundan dolayı giremediğimiz lokasyonlar da oldu. Yani bizim yönlendirdiğimiz tırlar bile afet bölgelerine, işte ışıldaklarımızı vesaire sağlayamadık. Çünkü yollar kapalı. Yani tamamen sistem çökmesi yaşadığımız için biz sağlasak bile işte servis desteği de sağladık. İşte kamu kurumları, devlet kurumlarına, hastanelere ücretsiz servis desteği sağladık. Bütün jeneratör firmaları da aslında elin taşın altına koydu ama kesinlikle yetersizlik, hazırlanamadık. Bizim belki o bölgedeki işte daha önceki o afet durumunun planlanmasındaki eksiklikleri daha önceden yapıyor olsaydık bunlarla karşılaşmayacaktık. En basitinden örnek verecek olsak biz jeneratörlerimizi orayı konumlandırdığımızda bunun takibini panolarda yaptığını görüntüledik. Bunların aslında daha sistematik olması gerekiyordu. Yani panolarda takiple siz bunun koordinasyonunu sağlayamazsınız. Bunun düzenli ve sistematik bir şekilde yapılması gerekiyordu. Teksan Jeneratör Yönetim Kurulu üyesi Tuncer, karayollarında yaşanan aksaklıkların bölgeye jeneratör gönderimini zorlaştırdığını ve önceki planlamaların eksikliklerinin ortaya çıktığını ifade etti. Elektrikli araçlar deprem bölgesine elektrik sağlayacak. Doğan Trend Otomotiv ilk aşamada 20 adet elektrikli arazi aracını mobil jeneratör olarak kullanılması için deprem bölgesine yola çıkarmaya hazırlanıyor. Araçtan aracı şarj fonksiyonu olarak bilinen Vehicle Load teknolojisine sahip elektrikli MG modelleri deprem bölgesinde aydınlatmaya ve ısıtmaya olan ihtiyacı karşılamak için mobil jeneratör görevi üstlenecek. Küresel enerji pazarı 2026'da zirve yapacak. Küresel enerji pazarında sıvılaştırma kapasitesi her geçen gün artıyor. IEEFA'nın hesaplamalarına göre 2025'in ortalarından itibaren devreye girecek yeni projelerin etkisiyle kapasite 2026'da zirveye ulaşacak. Değerli dinleyiciler, Aksa Aksen Enerji küresel ölçekte büyüme hedefleri doğrultusunda unvanını Aksa Yenilenebilir olarak değiştirdi. Kuyumcu Kent Enerji Şanlıurfa'da iki GES kuracak. Şanlıurfa'nın Siverek ve Viranşehir ilçeleri sınırları içinde 2 adet güneş enerji santrali kurulacak. Kuyumcu Kent Enerji 20 MW ve 15 MW kurulu gücündeki 2 santral için 396 milyon TL'ye yatırım yapacak. Trip Mobility şarj hizmeti yazılımı hazırlıyor. Trip Mobility, Vaygo markasıyla hizmet vereceği şarj hizmeti piyasasına yönelik yazılım geliştirmek amacıyla 139 bin euroluk yatırım yapıyor. Trip Mobility şarj hizmetiyle ilgili yazılımlar konusunda Türkiye'deki az sayıda sistem operatöründen biri olmayı hedefliyor. Zorlu Almanya'da şarj hizmeti şirketi kurdu. Zorlu Enerji şarj hizmeti vermek üzere Almanya'da Elektrik Germany unvanlı yeni bir şirket kurdu. Böylece Zorlu'nun yurt dışındaki şarj hizmeti şirketlerinin sayısı 17'ye yükseldi. Metan emisyonları yüksek kalmaya devam ediyor. Küresel metan emisyonu 2022'de 135 milyon tonla yüksek kalmaya devam etti. Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporuna göre küresel metan emisyonlarının yaklaşık %40'ını oluşturan enerji sektöründe fosil yakıt şirketleri gereken 100 milyar dolarlık yatırımı yapmadı.
Azerbaycan'ın BTC hattı üzerinden petrol ihracatı arttı. Azerbaycan yılın ilk ayında Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı üzerinden 2,5 milyon ton petrol ihraç etti. Bu miktar ülkenin toplam petrol ihracatının yaklaşık %78'ini oluşturdu. Azerbaycan'ın Ocak ayında BTC üzerinden ihracatı %8,6 oranında arttı. Sırada petrol fiyatları var. Ham petrol fiyatları durgun bir gün geçiriyor. Uluslararası piyasalarda Brent tipi ham petrolün varil fiyatı 83 dolardan, Batı Teksas tipi WTI 76 dolardan işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 22 Şubat 2023 için megawatt saat başına ortalama piyasa takas fiyatı 3089.19 TL olarak belirlendi. Günün maksimum fiyatı saat 08.09 dilimi için 3650 TL megawatt saat, günün minimum fiyatı ise saat 03.04 dilimi için 2301 TL megawatt saat olarak belirlendi. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın yönetmeni Mehmet Kara. Haber müdürü Sabiha Kötek. Editör Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Teknik yapım Resul Buksur. Enerjisa günlük enerji bülteniniz sundu.